Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki renkten oluşan çok güzel, cıvıl cıvıl bir modelle sizlerle birlikte olacağız. Modelimiz çok kullanım amacı oldukça geniş bir model. Batanelerde, yeleklerde, ceketlerde, bebe bluz robalarında her türlü örgülerimizde, tığ işi örgülerimizde severek kullanabileceğimiz güzel bir model. Modelimizi şöyle yakından bakacak olur isek her sıramız iki e, her rengimiz iki sırada bir e, kendisine yenilemekte bakınız ve de yer değiştirmekte dilimlerimiz kayarak ilerlemekte. Evet modelimizi şöyle bir de arkasını çevirerek bakacak olur isek arkası da başlı başına aslında çok güzel durmakta. Ama tabii önünün kabartısı ve kirpikleri daha bir hoşluk katmakta. Evet hemen kolay gelsin diyerek modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi uygulamak için zincirimi biraz çekerek geldim. Şimdi modelimizin ilk sırasını birlikte oturtalım. Bakın 1 2 3 4 ve 5. 2, 3, 4 ve 5. zincir yuvasına gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bu kenarımız olduğu için her iki kenarımızda iki tane trabzanımız bulunacak modelimizin. Tığımızın başını doluyoruz. Zincir çekmeden hemen aşağıdaki zincirleri yine saymaya başlıyorum. 1, 2 ve 3. zincir yuvasına gelerek başını dolamış olduğum tığımla bir tane trabzanımı örüyorum. Ve araya sadece bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı noktaya yine giriyorum. Bir tane V örüyorum. İki tane trabzan, iki zincir atladım ve üçüncü zincirin içerisine bir tane V ördüm. Ortasında tek zinciri olan. Tekrar araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 üçüncüye gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum hemen ardındaki zincir yuvasının içerisine ayrı ayrı sıralara birer tane trabzanımı örüyorum ve iki trabzan daha bu sıraya ilave ediyorum toplamda dört trabzan yan yana örüyorum dört tane trabzanımız yan yana ördük Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 ve üçüncü zincir yuvasının içerisine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincirimi çekip aynı yuvanın içerisine bir trabzan daha örüyorum. Bakınız burada şuradaki iki trabzan kenardaki ilmeklerimiz olacak kenar trabzanlarımız ve modelimiz bu şekilde oluşmaya devam edecek bir ve 2 atlıyorum 3. trabzana 4 tane trabzan ardı ardına her biri farklı zincir yuvasına batmış bir şekilde tekrar 2 atlıyorum 3. E, zi, üçüncü zincir yuvasına bir trabzan bir zincir bir trabzanı örüp ikinci V'mizi oluşturuyoruz. ve bu şekilde modelimizi biraz daha kuralım tığımızın başını hemen dolayalım veğimizden sonra saymaya başlayalım 1 2 ve 3 zincirin içerisine gelerek ardı ardına her bir zincir yuvasına farklı olacak şekilde trabzanlarımızı örelim. Birinci trabzanımı ördüm. Sırayı takip eden ikinci trabzanım. 3 ve 4. 4 tane trabzanımı ördüm. Her biri ayrı trabzan zincir yuvasına şöyle tığımın hemen yine başını doluyorum saymaya başlıyorum 1 2 ve üçüncü zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum tığımın başını dolamıştım bir tane trabzan bir zincir tekrar bir trabzanımı ilave ediyorum bir tane V örüyorum yine ilerliyorum tığımın başını dolayarak 1 2 3. zincir yuvasına geliyorum 4 tane trabzanımı her birisi farklı zincir yuvasına örüyorum 2 3 sıradaki ve 4 dördünü de ördüm Evet sıramızın başına kadar bu şekilde ilerlemeye devam edelim. Modelimizde birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. İki tane düz trabzan hem başlangıcımız hem de bitişimiz için şöyle e, tutalım. İkişer trabzan başlangıcımızda ve sonda her ikisi farklı e, zincir yuvasına batmış trabzanlarımız ve modelimizin bir tane V'si bir de dörtlü trabzanlardan oluşan grupları var. Her grup arasına sadece iki zincir atlayarak üçüncü zincire batıp tamamlıyoruz. Ve bir ve bir dört trabzan ve dört trabzan şekliyle modelimizi e, istediğimiz büyüklükte kuruyoruz. Şimdi en son kenardaki iki trabzanımı üzerine zincirimi çekerek tekrar örgümün ikinci sırası için başlıyorum 1 2 ve 3 yönümüzü değiştiriyoruz aynı şekilde bu iki trabzanları aynen devam ettiriyoruz İki kenar trabzanımı birer birer ördükten sonra bir tanesini zincir bir tanesini trabzan olarak kenarımızı tamamladıktan sonra V'nin içerisine 6 tane trabzan ve 6 trabzanımın üzerine 3 zincirden çekeceğim kirpiklerimi birer birer ilave edeceğim. Bir tane trabzanımı ördüm. Hemen 1, 2, 3 zincirimi çekip şu şekilde hem zincirimden hem de trabzanımın altından bakın üzerinden alıyorum. Yani zincirimin altı oluyor ve kirpiğimi kapatıyorum. Tekrar önce trabzanımı örüyorum. Sonra 1, 2 ve 3 tane kirpiğimi oluşturmak için zincirimi çekip şu yandaki 2 tane ilmek arasından giriyorum. Bakın trabzanından ve geçişteki kullandığım yerden oraya kirpiğimi yerleştiriyorum. 3. trabzanımı örüyorum ve 1 2 3 tane zincirimi çekerek aynı bakınız şu aradaki boşluklardan geçip kirpiğimi yerleştiriyorum tığımın başını dolayarak bir tane trabzanım hemen bir iki üç tane zincirim yandan giriyorum şu şekilde ve kapatıyorum devam ediyorum kirpiklerimin yeterli sayıya ulaşana kadar örmeye sayalım 1 2, 3, 4 ve 5. Bir tane daha kirpiğimizi ve trabzanımızı örelim. Toplamda 6 sayısına ulaşalım. Ve 6.yı 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine yandan girerek kapatıyorum. Ve sık iğneyle. Evet tam 6 tane trabzanım ve 6 tane kirpiğimi V'min içerisine yerleştirdim. Şimdi sırada 4 tane trabzanımın olduğu bölümüm var. 4 trabzanımı ise tam ortadan sağa 2 sola 2 olarak ayırıyorum. Tam bu orta kısma tığımın başına dolayarak giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzan, bir zincir ve bir tane daha trabzanımı buraya yerleştirerek bir tane üst sıram için V'mi oluşturuyorum. Şimdi V'mizi oluşturduktan sonra diğer sıradaki V'mizin içerisine birinci V'mizin içerisine yaptığımız işlemimizin aynısını tekrar edeceğiz. 6 tane trabzanımızın her sefer yani bir örüp üzerine kirpiğimizi bir ikincisini örüp kirpiğimizi şeklinde toplamda 6 tane trabzan olana kadar örmeye devam edip buradaki V'mizi dolduruyoruz. Trabzanımı ördüm. 3 tane zincirimi çektim. Trabzanımı yandan girerek kirpiğimi yerleştirdim ve 1. Devam ediyorum. 2. trabzanımı 1 2 3 ve batıyorum. Yine kirpiğimi oluşturuyorum. Ve ilerliyorum. Bir tane daha örüyorum. 3 zincirimi çekiyorum hemen trabzan üzerlerine ve çekmiş olduğum zinciri yandan girerek kapatıyorum şu şekilde sırayı takip ederek devam ediyorum 1 2 ve 3 yandan girişimizi yapalım tekrar 1 2, 3, 6 trabzan olana kadar işlemimizi tekrar edelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. trabzanımı da batırıyorum. Ve 3 zincirimi örüp hemen yandan girerek kirpiğimi kapatıyorum. Ve burada da Aynı şekilde bakınız 6 tane 2, 4, 5 ve 6 tane trabzanımızın üzerine kirpiklerimizi yerleştirdik. Şimdi 4 tane trabzanımın olduğu yere geldim. 2 ve 2 olarak ayıracağım trabzanımı hemen zincir çekmeden başını doladığım tığımı alıyorum. Ve bir tane trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örerek V'mi hazırlıyorum. Gerideki kalan trabzanlarımızı V'lerimizin içerisine aynen 6 tane trabzan ve üzerlerine kirpikten oluşan e, sıralamayı kuruyorum diğer dördün içine ise şu şekilde tam ortadan ikiye ayırarak e, buradaki V'miz gibi V'mizi yapalım ve burada yine 6 tane trabzanımızı ve kirpiğimizi örelim kenar iki trabzanımızda görüşelim İki renkten oluşan modelimizin birinci rengini bu şekilde tamamladık. İki sırada oluşmakta modelimiz. Bir e, zeminini hazırladık, yuvalarımızın içerisini, iki yuvalarımızın içerisini doldurduktan sonra modelimiz tamamlanarak diğer rengimize geçmek için hazır hale geliyoruz. Ve diğer modelimizde de aynı bu şekilde sadece yerlerini değiştirerek modelimizi kurmaya başlıyoruz. İkinci rengimizi de sizlerle birlikte çalıştıktan sonra çok rahat dilediğiniz büyüklükteki her türlü örgümüzü örebilirsiniz. Şimdi kirpiğimden sonra kenardaki iki tane trabzanım vardı. Trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve bir tanesini örüyorum. Zincirden çektiğim trabzanımı da örüyorum. Alt sırada 6 tane trabzanımız ve 6 kirpiğimiz vardı bakın 1 2 3 4 5 6 şimdi bu 6 tane trabzanımızın baştaki ve sondaki biri kullanmayacağız ortadaki 4 trabzanımızın ardından girerek yeni trabzanlar oluşturacağız tığımın başını doluyorum birinci trabzanımı atlıyorum ikinci trabzanımı şu şekilde ardından giriyorum. çeviriyorum bakınız bir tane trabzanımı buraya örüyorum yeni yuvalarımı hazırlamak için ikinci kez tığımın başını doluyorum trabzanımı yine ardından giriyorum bakın ardından girdim ve e, ikinci trabzanımı örüyorum aynı şekilde üçüncü tırabzanımın da ardından girdim üçüncü trabzanımı da ördüm toplamda üç tane trabzanım tamamlandı ve dördüncü trabzanımı örmek için Ardından girdim trabzanımın ve toplamda 4 tane trabzanımı ördüm. Baştaki biri örmedim ve sondaki biri de örmeden 4 tane trabzan yuvası hazırladım. Bakın birinciyi arkasından girmedim ve sondaki trabzanımı da girmedim. Aradaki kalan 4 trabzanımın ardından geçerek 4 tane yuvamızı hazırladık trabzanımızı. Tığımı tekrar alıyorum Başını dolayarak buradaki V'nin içerisine gelip bir tane V'yi aynı şekilde örüyorum. V'mizi değiştirmiyoruz. Bakın V'nin üzerine V'mi örüyorum. Bir tane trabzan, bir zincir ve yine aynı yere gelerek bir tane daha trabzanla V'mizi oluşturuyoruz. Dikkat ederseniz alttaki sırada da V, üstteki de V. Yanlarda arkadan her birinin dolanarak almıştım. Baştakini ve sonu örmeden ortadaki 4 tanenin. V'mizi tamamladıktan sonra sıradaki kirpikli bölümüme yine geliyorum ve bir tane baştan bir tane de sondan atlayarak 4 tane trabzanımı böyle arkadan girerek örüyorum. 1 Bakınız 2 sırası ile tamamlıyorum. Ve 4 son birleri örmüyoruz. 4 tane tamam olduktan sonra bakın 4 tanemizi tamamladık ve ilerliyorum. Tığımın başını dolayarak V'nin içerisine geliyorum. 1 tane trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere gelerek bir tane V'yi örüyorum. Tığımın başını dolayarak birinci kirpiği atlıyorum ikinci kirpiğin ardından girerek bir tane trabzan hemen diğerine ikinci trabzan diğerine 3 ve 4 birer birer örerek tamamlayalım trabzanımı ördükten sonra aradaki V'ye geliyorum bir tane trabzan bir zincir bir trabzan şekliyle baştaki yapmış olduğumuz işlemlerimizi yeniliyoruz bakın birinciye girmiyorum ikinciye dörder dörder trabzanlarımızı örüyoruz 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm 2 ve 4 tığımın başını doluyorum buradaki hazırlamış olduğum sıra sonuna kadar devam edecek iki trabzanımın her ikisini de düz olarak örüyorum ve hemen bir iki üç tane zincirimi çekip örgümün yönünü çevirip kenardaki iki tane trabzanımı da örüyorum ve şöyle örgümüzün ön yüzünden görelim bakınız pembemizde beyazımız çok hoş durdu şöyle görecek olur isek gayet güzel. Şimdi beyazımızın ikinci sırasını örmeye başlayalım. İkinci sıramızda da yine aynı şekilde Bakınız döndürüyorum. Dört tane trabzanımı görüyorum. İlk önce 4 trabzanımı gördüm. 4 trabzanımı 2 ve 2 olarak ayırıp yukarıda zincir çekmeden tam ikilerin ortasına bakın. 2 ve 2 tam ortaya girerek bir tane V'mi hazırlıyorum bir trabzan bir zincir ve bir trabzan tığımın başını doluyorum ve takip eden V'nin içerisine 6 tane trabzan ve trabzanların her birinin üzerine birer kirpiğimizi örelim. 1, bir, bir trabzanımı ördüm. 1, 2, 3. Hemen yandan giriyorum. Kapatıyorum. ve bir, birinci trabzanımı ördüm. Aynen alt sırada örmüş olduğumuz gibi her bir trabzanımın üzerine 3 tane zincir çekip şöyle yandan girişimi yaparak kirpiklerimi oluşturacağım. 3 1 2 3 yandan giriyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 yandan girelim yine kapatalım 1 2 3 kirpiğime giriyorum yandan ve örüyorum Sayalım 1 2 3 4 5 bir tane daha ördüğüm zaman kirpik sayıma ulaşmış oluyorum Altıncı trabzanımı ve kirpiğim için gerekli zincirlerimi çektim. E, evimizde kedilerimiz olunca maalesef e, tüyleri bazen iplerime karışabiliyor. Evet 2, 4, 6 tığımın başını doluyorum. Tam 2, 2 olan olarak trabzanımı ayırıyorum. 4 trabzan bakınız. Araya giriyorum. Bir tane ve örüyorum. Bir zincir ve bir tane daha zincirden sonra trabzanımı örerek V'mi kuruyorum. Ve bu şekilde modelimizi tekrar ediyoruz. Şimdi sırada V'miz geliyor. V'min içerisine tıpkı burada ördüğüm gibi 6 tane trabzan ve 6 kirpiğimi yerleştiriyorum. Daha sonra gelecek 4 tane trabzanımı 2 ve 2 ayırıp ortasından V yapıyorum. Tekrar V'min içerisine 6 tane trabzan ve 6 kirpik ve dördümü ayırarak V yapıyorum. Kenardaki iki trabzanımı ise aynen örüyorum ve beyazımızı bu şekilde bitirelim. Renklerimizi değiştirerek modelimizi büyüttüm. Bakınız, iki sıra pembe, iki sıra beyaz, iki sıra pembe, iki sıra beyaz olarak sıralarımızı örerek renklerimizi değiştirip modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Şöyle arkasını çevirerek gösterecek olursak bakınız beyazımızı ördüm. Beyazımızı ördükten sonra pembeye geçtiğim sırada aşağıdaki beyazın V'lerinin içerisine tekrar girerek V'imi ördüm. Alttaki 6 altı tane kirpikli trabzanımızın birincisi ve sonuncusunu örmedim. Aradaki 4 tane trabzanın ardından girerek pembem için zeminimi hazırladım. Yani sıramızın hazırlığını pembemizin ilk sırasında yaptık. Yani her renk değişiminin ilk sırasında hazırlığımızı yapıyoruz. Beyazımın üzerine bakınız tekrar V'mizi kurduk. 6 tane trabzanın birincisini örmedik. 4 tane sırayla ördüm trabzan olarak ve en sondaki trabzanı yine örmedim ve modelimizi diğer rengimizi geçiş olarak yapmış olduk şöyle bakacak olur isek önden de önden birbiri üzerine düşen çok güzel kirpikli bir görüntü olmakta gayet hoş bir görüntüsü var hem eteklerde yeleklerde robalarda çok güzel duracaktır dilediğiniz her örgüde kullanabilirsiniz Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.